Çok uzak değil, daha geçen sene yüzlerce Afgan göçmen İstanbul Boğazı'nın en müstesna semtlerinden Küçüksu'da her sabah gündelik iş için bu caddenin etrafını dolduruyorlardı. Ancak Türkiye'de yükselen mülteci karşıtlığı sonrası çalışma izni olmayan Afganlar İstanbul'un birçok ilçesinden olduğu gibi buradan da polis marifetine çıkarıldı. Benim bildiğim kadarıyla son 2 aydır İstanbul'da en azından 22 bin Afgan yakalandı. Bundan 15-16'sı da ülkeye geri gönderildi. Benim bildiğim kadarıyla. Yine genel ilgili ben o kadar çünkü görmedim. Bunlar başka şeylerde yaşıyorlar, başka şeyler çalışıyorlar. Çünkü İstanbul'a gelmek artık çok zor oldu. Gelemezler İstanbul'da. Şu anki var olanlar 6 ay önce gelmiş, 2 sene önce gelmiş, 4 ay, 4 sene önce gelmiş böyle. Bu insanlardır. Seyit Azizi üzerinde polis baskısı hissetmeyen nadir Afganlardan. Zira 26 yaşındaki Özbek asıllı Afganistan vatandaşı İstanbul'da bir üniversitede uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor. Azizi oturma izni olmasına rağmen yüzünü göstermekten çekiniyor. 2019 başında Bal Üniversitesi'nden mezun oldum. Kamu yönetim bölümünden. Ondan sonra 2019'dan sonlarında devlete, belediyede bir çalıştım kaç ay. Ondan sonra baktım ki biraz karışık oluyor. Taliban her yere saldırıyor, her yere şehir olarak, ilçe olarak her yerde alıyor. Ondan sonra baktım ki benim buraya olmayacak. Bir geleceğim olmayacak. Çünkü o zaman ben anladım ki Taliban mutlaka Afganistan'ı ele geçirecek. Üniversiteye başvurdum Türkiye'ye. Üniversite üzerinden vize alıp Türkiye'ye 2020'de geldim. Seyit Azizi kent merkezine en uzak ilçelerden Beylikdüzü'nde yaşıyor. Okul olmadığı dönemde her gün 52 kilometre yol yaparak Afgan pazarına geliyor ve burada iş bekliyor. Amacım da burada üniversiteyi bitirip başka ülkeye gitmek. İngilizcemi geliştirip. Hem de üniversiteyi okuyorum, hem de çalışıyorum. Tabii çalışmak da burası yerel adamlar gibi değil. Yani Afganistan'da Afganlar genelde ne yapıyorsa onu da ben de yapıyorum. Mesela yevmi olarak çalışıyorum. Mesela inşaat işi, bahçe işi, iş mimarlık, kat işi. Yani fark etmez. Ne iş olursa yaparız. Yani en zor işlerini ben yapıyorum mesela. Genç Afgan kesinlikle Türkiye'de kalmak istemiyor. Bunda ülkedeki ekonomik kriz kadar Afganlara yönelik tepkinin de büyük rolü var. Dünyanın her yerinde kriz var şu an. Ama bundan dolayı Türkiye en çok etkileyen bir ülke. O yüzden şu an Türkiye mesela insanlar hani hepsini bilmiyor. Her yerde iyi de var, kötü de var. Ama bazıları var işte biraz bundan sıkılmışlar. O yüzden kime saldıracağını bilmiyorlar. Birinci sene ben hiçbir şey görmedim yani böyle bir ters konuşma, ters davranma bir şey görmedim. Ama son bir senedir çok şeyler gördüm. Yani artık diyorum burası Türkiye mi başka bir öyle bir şey düşünüyorum. Mesela gidiyoruz restoranda gidiyoruz mesela bazen devlet şeyine gidiyoruz. Hani anladığı zaman siz ne yapıyorsunuz buradan? Gidin ülkenize. Siz niye ülkenize savaşmıyorsunuz? Niye buraya geldiniz işte? Türkiye'de göç araştırmaları son yıllarda popülerleşse de Doçent Didem Danış uzun yıllardır bu konu üzerinde çalışıyor. Kurucu başkanı olduğu Göç Araştırmaları Derneği yayınladığı bir araştırmada Afganları İstanbul'un hayaletleri olarak tanımladı. Afganlar bugün sokağa çıktıkları anda polis tarafından yakalanıp işte gözaltı merkezlerine, geri gönderme merkezlerine, oradan da sınır dışına maruz kalmaktan ciddi anlamda çekiniyorlar. Bu yüzden de bir kere Türkiye'ye geliş sayılarında bir azalma oldu ama aynı zamanda Türkiye'de bulunanlar da giderek görünmez olmayı tercih ediyor. Yürüttüğümüz araştırmada onlara İstanbul'un hayaletleri ismini verdik. Neden? Çünkü görünmezler. İstenmeyen, en ucuza yapılan, en vasıfsız, en değersiz, en itibarsız görülen işlerini üstleniyor Afganlar. Ve bunu çok ağır koşullarda yapmayı kabul eden bir tamamen bedenleri üzerinden burada var olan bir kesimden, bir tür İstanbul'un hayaletlerinden bahsediyoruz. Doçent Danış'a göre ne yükselen göçmen karşıtlığı ne de İran sınırına inşa edilen güçlü duvarlar
Afgan göçünü durdurabilir? Bugün yani Türkiye'de Afgan göçüne karşı yapılan uygulamalar bu göçü durdurmayacaktır, sonlandırmayacaktır. Onun belki altını çizmek lazım. Elbette bir dönemliğine de olsa gelenlerin sayısında bir azalma olabilir, Türkiye'de kalmayı düşünenlerin sayısında bir azalma olabilir. Ama aynı zamanda ülkelerindeki koşullar değişmediği için yokluk ve yoksulluk koşulları gelmeye devam edecek Afganlar. Burada bu emeği, bu iş gücünü, bu ucuz ve sömürüye açık emeği talep eden önemli bir kesim de var. Yani bu sadece işte atölye sahipleri, işverenler değil, aynı zamanda gündelik hayatımızda hepimiz mesela büyük kentlerde Afgan ucuz emeğinin aslında nimetlerinden faydalanıyoruz. Seyit Azizi'nin en büyük lüksü izin günlerinde sahil kenarında oturmak ve kentin Gözde Afgan restoranında bir kap yemek yemek. Bunları yaparken tek bir hayali var: Avrupa'ya gitmek. İnşaat işi, bahçe işi, iç mimarlık, sadece bunlar var. Ben mesela 18 sene okumuşum. Nereye kadar ben bu işi yapayım? Ama mesela Avrupa'ya gidersem en azından orada ben o kadar çok yorulmam. 8 saat çalışırım, sigortam olacak. Geleceğimde mesela benim bir emekliyim olacak. Benim bir amcam eskiden bir pilottu. Mücahid'in zamanlarında bomba koyarak arabasına öldürüldü. Babam da mesela Taliban'la savaşırken işte Taliban tarafından öldürüldü, şehit oldu. Yani amcalarım da işte bunun için, bundan dolayı 20 sene önce, 10 sene önce Avrupa'ya gittiler, göç ettiler. Şimdi gelirsek ben niye mesela Afganistan'a gitmek istemiyorum? Birinci olarak ben orada gittiğim zaman bir geleceğim yok. Şu an bu zamanda biz 21 yüzyıl içindeyiz. Hala sanki biz 16 yüzyıl için gibi yaşıyoruz şu an tam bir senedir. Bundan dolayı ben gitmek istemiyorum.